dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğinizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin içinde teşri etti. Senin kendilerini çağırdığını şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve işten kendisine yöneleni hidayete erdirir. Sayın hocam, yukarıdaki ayette Allah Celle Celaluhu'nun Celle Celaluhu'nun aslında tüm resullerini aynı şeriat üzerinde kıldığını söylüyor. Sizin ben İseviyim, Müseviyim, İbrahimiyim demenizden rahatsızlık duyanlar neden bunu görmezler? Aslında tüm peygamberler aynı şeriat üzerindeler. Zaten saygılarım var. Ali Gürçay Kastamonu. Tabii ki aynı şeriat üstünde ama zaman zaman bu şeriatlar da Allah değişiklik yapmış. Hazreti İsa geldiğinde Tevrat'taki bazı ağır teklifi kaldırmıştır. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde mesela şarap Hristiyanlarda helaldir. Onu haram kılmıştır Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle. Dolayısıyla ana zeminde birbirinin aynıdır. Fakat bazı detaylarda zaman zaman Allah zamana göre, duruma göre değişiklikler yapar. Vahiyde değişiklikler yapar. Ama hiçbir peygamber mesela şarap içmemiştir. İçmez mesela. Harama girmez hiçbir peygamber. Yani diğer peygamberlerde, diğer dinlerde yasak olan bir şey diğer peygamber yapmaz. İnşallah. Evet. İnşallah.